Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bahçeyi gezelim, şöyle bir göz atalım. Burada neler vardı, neler yoktu. Bunlar hep içerideydi arkadaşlar. Hepsi yağmurdan çok fena halde ıslanmışlardı. Dışarıda bırakmadım, zirai don esnasında içerideydiler. Sonra dışarıya çıkardığımda buraya balkonun altına korunaklı yere koydum. Ve gördüğünüz gibi artık yeşeriyorlar. Renkler yavaş yavaş yeşile dönüyor. Bu kasamı çok seviyorum. İçinde yer örtücüler olsun. Bütün sevdiğim o güzel grapto türlerinden mevcut. Bakın baldi bile çiçek açıyor ama ortası yeşile dönmüş. Burada bir tane büyük polluksum var. Bunda da çiçek var. Akaulisler, bronzeler hepsi de böyle bir arada aranjman şeklinde dikmiştim. Biliyorsunuz aralardan böyle satış yaptığım boşalan yerleri falan hep doldurmuştum sonradan. Bu yer örtücüleri falan bundan sonra daha çok aranjmanlarımın arasına katacağım. Gerçekten her zaman da söylüyorum. Sulamada çok güzel faydasını gördüm. Fazla suyu tolere ederek fazla toprağı nemli tutmuyor, nemi dengeliyor. Buna bakarsanız bunu da ben yaptım arkadaşlar böyle. Ucu sivri silikon ucuydu bu. Böyle dikim yaparken ta önceden yapmıştım ve dibine batırıp kalmış. Dikimde kolaylık oluyor. Bakın akaulislerin çiçeklerini kesmeyeceğim arkadaşlar. Bu çiçekleri artık göreceğim. Biraz da böyle sukulentlerimizi çiçekli halini de görmek lazım. Hep hani bitkimizi yıpratıyor, gücünü alıyor falan diyoruz ya. Bakın bol bol çiçek sapları var burada akaulisin. Bunların hepsinin çiçeklenmesini bir gözlemleyelim nasıl olacak. Bence çiçekli haliyle de ayrı güzel olacaklardır. Burada düşen yapraklar yavaş yavaş bebek de vermeye başlamışlar zaten. İçeri dışarı içeri dışarı garibim. Bütün saksılar, bitkiler yıprandılar gerçekten. Çok yaprak dökülmesi oldu. Kalan yaprakları da dibine hep atıveriyoruz tabii ki. Bunu toprak kurumuş fark ettim. Biraz şöyle ortaya alalım. Burada bir demir kapım var ya, o kapıyı ben artık stand olarak kullanacağım. Burada biraz yağmur suyu alsın. Bu hafta full yağmurlu. Geçen hafta da yağmurluydu. Yani biraz toprakları da kurumuş. Hatta kırılmış ve dibinden havai kök yapmışlar. Akaulisi çok seviyorum arkadaşlar. Çok bereketli, çok vefalı bir tür. Her yaprağından bebek veriyor. Bütün gövdenin etrafından yavrular veriyor. Bu yağ kutumda bakın aralar böyle yeşile dönüşüyor yavaş yavaş. Böyle o güzelim üzüm gibi kırmızılıklar artık kayboluyor yavaş yavaş. Bu çok güzel bir saksıydı. Böyle bronzeler buradaki gibi gördüğünüz gibi hep böyle salkım salkımdı. Bunların çok renkli zamanlarını da biliyoruz. O geçtiğimiz haftalarda o soğuklarda kıpkırmızıydı bronzeler. Graptolar, Paraguayense'nin biliyorsunuz bende 3 farklı türü var. Belki de daha fazla. Kahve tonlu, pembelisi, pink olanı hepsi elimde mevcut ama görsel olarak çok güzellerdi. Bu pıtırcığım da öyle çok yıprandı. Bahçedeydi hep. Görüyorsunuz yaprak araları o kadar güzel ki böyle sık sık böyle dizilimi harika. Benim vefalı pıtırcığım bu. Bunu bulmak için o kadar çok aramıştım ki arkadaşlar. Herkese sormuştum. Bütün siteleri de aramıştım. Bulana kadar şimdi buldum ve herkesin elinde de var. Bu aranjmanları da böyle farklı türlerden bir araya diktim. Hatta yani bunları arkadaşlar arzu edenler olursa da Instagram sayfamdan sukulent rüyası
olarak benimle iletişime geçerseniz de olmayanlara verebilirim. Bakar mısınız şu renklerin hala güzelliğine? Çok güzeller gerçekten. Bu renk uyumu, grapto ile pembe grapto ve arkasında bronze. Bu kahveli, pembeli, kırmızılı, o kadar güzel rengi var ki salkım salkım. Her açıdan farklı güzel. İşte bunlar maalesef donmasa da hep böyle tek bir yerinden oynamadan durabilse, hani orada kalabilseler, ama maalesef korumak için içeriye dışarıya taşırken de çok yapraklarımız dökülüyor. Ve daha da böyle belki uzayacaktı yani. Birçoğunu çelik olarak kestim biliyorsunuz. Ama harika bir görsel var. Kameradan da böyle inşallah sizde güzel renkler yansıyordur. Görüyorsunuzdur. Bu saksımda biraz toprak çökmesi olduğu için çok yaşlı toprağım. Böyle dibine attım ama şimdi kurumuş. Dibine böyle biraz doldurmak da iyi oldu. Kuruyunca yaş olarak bütün bitkilerin arasında kalmıştı. Bu kovaya da böyle büyük bir aranjman gibi dikim yaptım. Bronzelerimi harika oldu. Bahçem arkadaşlar, hiç şu an göstermek istemedim ama ağaçlar budandı. Bütün dallar yerde. Rüzgar, fırtına derken her şey yere savruldu. Saksı düştü yerde, saksım kırılmış bir tane yakut kolyesinden. Ama hafta boyu yağmur yağdı ve yağmur gördüğünüz gibi bu yer örtücüme yaradı. Çok güzel olmuşlar. Yağmur coşturdu iyice. Bu marulları da böyle aralardan saksıya dikmiştim, yerden çıkartıp da böyle tohum nereden uçup geldiyse böyle aralarda, bakın hala var küçük. Ama saksıya dikince memnun olmadılar, mutlu olmadılar. Büyümeleri nedense durdu. Yerde daha mutlulardı. Burada nanem de var. Nergizlerim, pardon sümbüllerim çok güzel. Bunlar da Haseki küpesi arkadaşlar, küpeli fideleri. Bakın yeri örtücüler, birçok bitkilerim. Burada yerde yeri örtücüm de çok güzel yayılmış. Gördüğünüz gibi çok seviyorum. İnşallah çiçeği de olur. Bunu da çiçeğini de görürüm. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam böyle minik minik yıldız yıldız çiçekleri vardı. Yine inşallah görürüz. Bakın buraya düşmüştü. Yakut kolyenin saksısı rüzgardan, yağmurdan böyle kopmuştu. Alabildiğim kadarı aldım, kenara koydum. Onu da şimdi biraz sonra göstereyim size. Bunlar kaldı burada. Yer örtücüler bu yağmurlarda çok güzel büyüyorlar. İyice hızlanıyor. Yeri tamamen kaplama mevsim. Yağmurlarda, bol yağmurlarda. Bakın her taraf talan oldu şu an. Burada da unuttum bunun ismini. Bunlar da açmaya başladı. Hatta bu hortumun altında da kalmışlar. Yazık. Yani yağmurlar bitsin artık, inşallah bahçeyi toparlama zamanı da yavaş yavaş geliyor. Bahçe bellenecek, yeniden dizayn edilecek. Saksılarıma yeniden dikimler yapacağım. Geçtiğimiz zirai donlarda bu can eriği tamamen çiçekti. İnşallah çiçeklerimiz de donmamıştır ama yani donmuştur diye düşünüyoruz yani. Aralardan tek tük yeriz belki. Böyle arkadaşlar, işte bakın bu saksım kırıldı, düştü. Maalesef bunu yeniden dikeceğim. Yeni bir saksıya aktaracağım. Bu bizim Karadeniz yöresinin bir yenebilen otu arkadaşlar. Zılpık diyen var, kaldırık diyen var. Çok şifalı. Astım bronşite çok iyi geldiğini okudum. Şuralardan keserek bunu yıkayıp doğrayıp haşladıktan sonra
yeşil soğanla kavurarak yumurtalı harika bir yemeği oluyor. Turşusu oluyor. Bizim dağlarda, Karadeniz'de çoktur bunlardan. Soyarken o atılacak kökleri buraya bahçeye gömdüm ben, orada da yani burada da gördüğünüz gibi çok güzel oldular ama ayak altındalar. Böyle bir kıyı köşeye bir yere dikseydim iyiydi, o an için oraya şey yaptım, gömdüm yani. Gördüğünüz gibi durumlar bahçede böyle. Yer örtücülerimi gerçekten çok beğendim, çok güzel oldular. Bu da ahududu değil, neydi? Framboaz. Framboaz arkadaşlar. Bakın buraya bile bronze dikmiştim. Burayı bile sevdiler. Evet, bu bahçe turu da böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.